İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenek Abrahamyan. Batı Ermenistan pes etmiyor ve hukuki zeminde mücadeleye devam ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 12. Bakanlar Kurulu oturumu. Soykırım, Armenosidin inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamidiye rejimi. 2. bölüm. Gercan Kupman. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Ermenistan üst düzey etkinliğinin ardından Doğu Ermenistan'a önemli ziyaret. Cavak'tan haberler. Tiyatro günü dans flash hopuyla kutlandı. Birçok kişi bana arkanızda kim olduğunu soruyor. Cevap veriyorum. Arkamda 2 milyon mağdur var. Batı Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Armenek Abrahamyan kendisini ileri iten gücü böyle tanımlıyordu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 27 Nisan'da Zidernagapert Anıt Kompleksinde Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanları için anma töreni düzenlendi. Ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenek Abrahamyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV muhabirine verdiği röportajda bölgede yaşanan olaylara değinerek tüm bu olayların Batı Ermenistan Cumhuriyeti ile ilgili olduğunu vurgulayarak öngörülerini sundu. Video Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'nin YouTube sayfasında mevcuttur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 12. Bakanlar Kurulu oturumu 29 Nisan'da gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan başkanlık etti. Oturumda Batı Ermenistan Hükümeti'nin genel durumu ele alındı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet üyeleri Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in 109. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerinde yapılan çalışmaları aktardıkları konuşmalar yaptılar. Etkinlikler Cenevre, Mandelieu-la-Naples, Lyon, Buenos Aires, Montebello, Montevideo, Yerevan'da düzenlendi. Batı Ermenistan'ın Uruguay'daki konsolosu Dr. Pablo Taylanyan yaptığı açıklamada bu ülkedeki etkinliğe Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, Dışişleri Bakanı Omar Paganini, Uruguay Dışişleri Müsteşarı Nicolas Albertoni, çok sayıda bakan ve parlamenter ile siyasi ve kamusal alandaki şahsiyetlerin katıldığını vurguladı. Batı Ermenistan Konsolosu Arman Grigorian, Los Angeles'ta yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Montebello kentinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanları için düzenlenen anıt kompleksini ziyaret ettiğini ve orada Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunduklarını söyledi. Hükümet toplantısında 27 Nisan'da Zidernagapert adlı Armenosit anıt kompleksinde düzenlenen anma töreni de görüşüldü. Ermenilere yönelik gerçekleştirilmiş olan soykırım Armenosid'in inkarı, şekli ve çok katmanlı yapısıyla çoğu zaman daha sonraki soykırımlar için inkar politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına örnek teşkil etmiştir. Sosyoloji profesörü Stanley Cohen'in işaret ettiği gibi geçmişteki suçların gizlenmesine yönelik en açık girişim Türk hükümetinin girişimidir. Cohen, bu olaylar hem Osmanlı kaynaklarında, hem dönemin diplomatik raporlarında, hem hayatta kalanların ifadelerinde, hem de daha sonra tarihi araştırmalarda kayıtlıdır. Bir zamanlar açık ortada olan ve uluslararası toplumun odağında bulunan gerçekler artık spekülasyona, söylentiye ve belirsizliğe dönüştü. Önceden var olan inkarlar, önce Türkiye'nin kolektif kültürünün bir parçası haline geldi, ardından yurt dışında giderek yaygınlaştı, dedi. Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in inkarı her zaman Türk yetkililerin iç ve dış politikasının bir parçası olmuştur. Türk hükümetleri iç sorunları çözmenin en etkili yolu olarak her zaman şiddete başvurdu ve bu da başka endişelere yol açtı. Birincisi, şiddete maruz kalanlar tarafından potansiyel direniş, meşru müdafaa veya özgürlük mücadelesi olasılığı vardı. Öte yandan dış dünyanın müdahalesi ya da ülkede reformların zor yoluyla gerçekleştirilmesi korkusu da her zaman mevcuttu. Zaman zaman dış baskılar nedeniyle toprak kaybetme korkusu da vardı.
Avrupa Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Komisyonu Genel Müdürü Gertcan Kupman, X Mikroblogunda yazdığına göre 5 Nisan'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Ermenistan üst düzey etkinliğinin ardından Doğu Ermenistan'a önemli bir ziyaret. Yetkili, Doğu Ermenistan'dan bazı temsilcilerle yapılacak toplantıda Avrupa ile Doğu Ermenistan arasında daha yakın işbirliğinin önceliklerini tartışmayı ve yeni programımız çerçevesinde istikrar ve büyüme fırsatlarını belirlemeyi bekliyorum, dedi. Cavaha 40 güvenlik kamerası kurulacak. Yeni kameralar sadece Cavak'ta değil köylerde de ortaya çıkacak. Güvenliği sağlamak amacıyla Cavak Belediyesi 40 kameranın satın alınması ve kurulumu için 24.070 GEL değerinde bir elektronik ihale duyurdu. Satın alma ve kurulum ihalesi 8 Nisan'da açıklandı ve 16 Nisan'da sona erdi. Kameralar sözleşmenin imzalanmasından sonraki 40 takvim günü içinde kurulmalıdır. Çiftçiler Cavak'ta patates tarlalarını azalttılar. Cavak'ta patates ekim sezonu başladı. Geçen yılın mahsulünün satışının başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle bazı çiftçiler bu yıl patates tarlalarını azalttı. Murcahet köyünden Enok Babacanyan patates ekim alanını 1 hektar azalttı. Cavak'ta 2023 yılında 10.918 hektar patates ekildi ve 223.148 ton ürün elde edildi. 2023 yılında 2022 yılına göre patates ekim alanları arttı. 2022 yılında 10.775 hektar arazi ekim yapılmış, 169.120 ton hasat elde edilmiştir. Bu istatistiklerin 2024'te nasıl değişeceğine ilişkin veriler ancak yıl sonunda veya 2025'in başında toplanacak. 29 Nisan'da tüm dünya Uluslararası Dans Günü'nü kutladı. Uluslararası Dans Günü Yerevan Devlet Tiyatro ve Sinema Enstitüsü'nde bir dans flash mobu gösterisiyle kutlandı. Girişim koreografi kürsüsü tarafından gerçekleştirildi. Flash mob dansı Yerevan Devlet Tiyatro ve Sinema Enstitüsü öğretmeni, geleneksel şarkı dans grubu Karin'in kurucusu ve sanat yönetmeni, Batı Ermenistan'ın sadık evladı ve Doğu Ermenistan kültürünün onurlu şahsiyeti Gagik Ginosyan'ın canlı anısına ithaf edildi. Öğrencilere ayrıca Yerevan Devlet Tiyatrosu ve Sinema Enstitüsü'nün rektörü Sara Nalbantyan liderliğindeki profesör ve idari kadronun temsilcileri de katıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size dünyaca ünlü Gomidas'ın Sergey Haçadıryan tarafından icra edilen eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.